Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Sevgili arkadaşlarım, bu videomuzda sizinle birlikte Anadolu'ya yerleşme ve devletleşme süreciyle ilgili, özellikle Türkiye tarihi, Anadolu'nun Türkleşmesi tarihiyle ilgili sorular çözeceğiz. Selçuklularla ilgili, bununla ilgili sınavlarda mutlaka ama mutlaka soru geliyor. Başta KPSS, TYT ve AYT sınavlarına yönelik sizinle birlikte soru çözeceğiz. Öğrenci destek sisteminden derlediğim sorular. Arkadaşlar bu seneki son zamanlardaki ÖSYM'nin soru tarzı. Buna dikkat edelim. Özellikle öncüllü sorular. Eğer hazırsanız ilk sorumuza geçelim. Videoya geçmeden önce destek amaçlı kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz. Haydi ilk sorumuzu çözelim bakalım. Buna göre Gevher Nesibe Darüşşafası ile ilgili olarak yargılardan hangisine ulaşılabilir? Biraz daha büyütelim isterseniz şöyle sorumuzu sevgili dostlarım. Türkiye Selçuklular döneminde en önemli Darüşşifa Gevher Nesibe Darüşşifası'dır. Türkiye Selçukluların ilk tıp okulu olması aslında büyük bir öneme sahip olan bu Darüşşifa 19. yüzyıla kadar faaliyetleri ne yapmış arkadaşlar? Sürdürmüş. Biz bundan yola çıkarak Anadolu'nun ilk ve tek Darüşşifası olduğunu söyleyebilir miyiz? Burada böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Peki Anadolu'da birden fazla devlete hizmet vermiştir diyebiliriz döneminde. Nereden anlıyoruz? 19. yüzyıla kadar hizmet etmiş. Yani Osmanlılar döneminde de faaliyet göstermiş. Dolayısıyla bu bilgiye ulaşabiliriz arkadaşlar. İkincisine o zaman tıp eğitimi verirken sağlık hizmeti verilmemektedir. Buradan ilk tıp okulu olduğundan bahsediyor. Bir de sağlık hizmeti verildiğinden de bahsediyor. Buradaki bilgi de yanlış. Dolayısıyla burada varacağımız, elde edeceğimiz bilgi yalnız 2'dir. O zaman doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır. Birinci sorumuz böyleydi sevgili dostlarım. İkinci harika sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangisi Miryo-Kefalon Savaşı'nın sonuçlarındandır? Bizanslarla Selçuklar arasında yapılan önemli bir savaş. 1176 yılında Miryo-Kefalon Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti Bizans'ı yenmiştir. Bunun sonucunda Bizans'ın Anadolu'yu Türklerden geri alabilme umudu sona ermiş midir? Evet, bu savaşın en önemli sonucu budur. Bir bu. Anadolu'nun kesin Türk yurdu olmuş ve bu tarihten sonra Anadolu'ya Türkiye denmeye başlanmıştır. Evet, Anadolu kesin bir şekilde Türklerin eline geçmiş, Türk yurdu haline gelmiş ve Türkiye tarihi başlamıştır. Peki bu savaşla birlikte Türklerin batıya ilerleyişi hızlanmış mıdır? Kesinlikle Bizans geri çekilmeye devam etmiş ve Türkler batıya doğru ilerlemeye başlamışlardır. Hızlanmıştır bu olay. O zaman her üçüne de bu sonucuna varabiliyoruz. O zaman doğru cevap şıkkımız ne olur? E şıkkı olur sevgili öğrenci arkadaşlarım. İkinci harika sorumuz buydu. Haydi üçüncü sorumuza bakalım. Miryo-Kefalon Savaşı'nı yakaladık. Bırakmıyoruz. Üçüncü sorumuz yine Miryo-Kefalon'la ilgili. 1176 yılında Anadolu Selçuk Devleti ile Bizans arasında yapılan Miryo-Kefalon Savaşı'nın sonuçları ilgili aşağıdaki değerlendirme hangisi yanlıştır? Bizans'ın Anadolu'yu Türklerden geri alma umutları bitmiş miydi? Evet, bu vardı arkadaşlar. Buna hemen artımıza atalım. Türklerin batıya ilerleyişi hızlanmış. Anadolu'da Türk nüfusu artmaya başlamış mıdır? Kesinlikle, çünkü hızlı bir şekilde buraları ele geçirmiş. Türk nüfusu buralara taşınmış ve artmıştır. Peki Anadolu'daki ticaret yollarının denetimi büyük ölçüde Türklerin eline mi geçmiştir? Kesinlikle. Buna da artımızı atalım. Türkler bu zaferden sonra Trakya ilçelerine, dikkatinizi çekeyim, Trakya ilçelerinde ilerleme imkanına kavuşmuş mudur? Hayır. Trakya dediğimiz yer neresiydi? Balkanlardı. Peki Trakya ne zaman geçiliyordu? Ne zaman? Elbette Osmanlı döneminde geçiliyordu. Hatırlarsanız Orhan Bey Kanta Kuzen'e yardım karşılığında burada ne verilecekti Osmanlılara? Onu da hatırlayalım. Çimpe Kalesi. Bu kaleyle birlikte Osmanlılar ilk kez nereye geçecekti? Şurada netleştirelim. Batıya geçmiş olacaktı. Peki Anadolu'da Türk yurdu olduğu kesinleşmiş ve Anadolu'ya Türkiye mi denmeye başlamıştır? Evet, bu da var. O zaman burada olmayan bilgi hangimiz arkadaşlar? Şöyle bir netleştirelim. Sildik şöyle. Sorumuz çok fazla karışmasın. Buradan elde edemeyeceğimiz bilgi, bu zaferden sonra Trakya işlerinde ilerleme imkanı bulmuşlardı Türkler. Bu yanlış bir bilgidir. Ne zaman bu
imkan doğacak. Ancak Osmanlılar döneminde. O zaman doğru cevap şıkkımız ne olur? D şıkkı. Haydi dördüncü sorumuza bakıyoruz. Harika soru çözümümüze devam ediyoruz. Bakalım dördüncü sorumuz ne? Buna göre durumlardan hangilerin devletin merkezi otoritesinin sarsılmasında ortam hazırladığı savunulabilir? Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan 1186'dan itibaren yaşlandığını ileri sürerek ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmış. Bunun sonucunda kendisi inzivaya çekilmek üzere Konya'ya gitmiştir. Yeter demişler arkadaş, ben yaşlandım, alın devlet sizin, 11 oğlu arasında ne yapıyor, bunu bölüştürüyor. Peki bu taht kavgaları meydana gelmesine neden olmuş olabilir mi? Kesinlikle, çünkü 11 oğlunun 11'i de hükümdar olma hakkına sahip. Çünkü devlet hanedanın ortak malıydı, veraset sistemi vardı Türklerde. Peki ülke yönetimi kolaylaşmış mıdır? Kesinlikle zorlaşmıştır. Bölünme, parçalanma, iç savaş gibi. Toprak bütünlüğü sağlanmış mıdır? Tam tersi, toprakların bölünmesi, parçalanması devletin zayıflaması anlamına geliyordu. İkinci Kılıç Arslan'ın ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırması ülkede taht kavgalarına neden olmuş olabilir. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? A şıkkıdır. Güzel bir soruydu. Hemen 5. sorumuza bakacağız. 5. sorumuz bize ne diyor? Güzel bir soru. Buna göre müzede aşağıdaki kalıntılardan hangisinin olması beklenemez? Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde kazılar yapan bir arkeolog 12. ve 13. yüzyıla ait bulmuş olduğu kanıtları üniversitede kuracağı müzede sergilemeyi planlamaktadır. Acaba 12. ve 13. yüzyıla ait aşağıdakilerden hangisi bu döneme ait bir gelişme ya da buluntu değildir? Haçlı askerlerin zırhları olabilir mi? Evet. Çünkü Haçlı seferleri 12. ve 13. yüzyılda meydana gelmiş. Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait gümüş paralar. Evet, bu dönem Anadolu'da Selçuklu Devleti var. Danışmet Beyliği'ne ait mezarlar olabilir. Çünkü bu dönemde Danışmetoğlu Beyliği var. Ankara Savaşı'ndan kalma silahlar olamaz. Çünkü Ankara Savaşı arkadaşlar 1402 yılında meydana gelmiş. Yani kaçıncı? 15. yüzyılda. Oysa ki bu müzede hangi yüzyıla ait kalıntılara rastlayabiliriz? 12 ve 13. Oysa ki burada netleştirelim. Ankara Savaşı Timur'la, değil mi? Timur'la kim arasındaydı? Yıldırım Beyazıt arasında 1402 yılında Çubuk Ovası'nda meydana geliyor. Bu da takriben neye denk geliyor? 15. yüzyıla. Peki İlhanlar'a ait mimarlık kalıntılar olabilir? Evet. Burada rastlamayacağımız kalıntılar kimin döneminden kalma olabilir? Ankara Savaşı'na kalma silahlar. Çünkü bu dönemki silahlar 15. yüzyıla ait. Doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. 5. sorumuz bu şekilde. 6. sorumuza bakacağız. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu Büyük Selçuklulara bağlı beyliklerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştu? Bunlar hangileriydi? Saltuklu, Artuklu, Danışmen, Mengücek, Çaka Beyliği gibi. Acaba bu savaştan hemen sonra bu beyliklerin ortaya çıkmasında hangi durum etkili olmuştur? Ülkenin hanedan ortak malı sayılması mı? İktidar sistemin uygulanması mı? Fethedilen bölgenin yönetiminin fethedene komutana verilmesi mi? Meliklerin yanında atabeylerin görevlendirilmesi mi? Devletin temel esaslarının dini kurala dayandırılması mı? Arkadaşlar, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan kendi komutanlarına kılıç hakkı adı altında fethettiği toprakları kendilerine ait olduğunu arkadaşlar ilan ediyor. Böylece Alparslan'ın bu komutanlar Danışment, Artuk, Saltuk, Çaka fethettikleri topraklarda kendi beyliklerini kuruyorlar ve böylece Anadolu'da birinci beylikler, diğer ismiyle ilk beylikler dönemi başlıyor. O zaman buradaki bu kılıç hakkı uygulaması, bu fethedilen bölgenin yönetiminin fethedilen komutana verilmesi kendisiyle beraber bu beyliklerin ortaya çıkmasına etkili olmuş. Tekrar edersek bu beylikler hangileriydi? Erzurum ve civarında Saltuklular, Tokat ve civarında Danışmentler, Erzincan ve Kemah civarında yine Mengücekler, yine Diyarbakır, Mardin, Batman civarında Artuklar, İzmir ve civarında ise ne vardı? Çaka Beyliği. O zaman doğru cevap şıkkımız burada nedir? C şık. Arkadaşlarım, geldik 7. sorumuza. Bu çalışmamızın harika
Bir sorusu daha. Bu arada arkadaşlar, bu soruları ben Telegram grubuna barkodlu cevap anahtarıyla birlikte, barkoduyla birlikte Telegram grubuna bırakacağım. Buradan kendiniz de alıp çözebilirsiniz. Yedinci sorumuz şöyle. Bakalım hemen yedinci sorumuza. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde görülen olaylardan hangileri Anadolu Türkleşme sürecini olumlu yönde etkilemiştir arkadaşlar? 3 önemli olay var. Dalyon Savaşı, Moğol İstilası ve Miryo Kefalon Savaşı. Şimdi arkadaşlar, Dalyon Savaşı ilk kez belki duyacaksınız. Özellikle Haçlılar Anadolu'ya gelirken, Haçlı Seferleri sırasında Türkiye Selçuklu Haçlar arasında meydana gelmiş ve Haçlar Selçukluları bu savaşta yenmiş. Dolayısıyla özellikle de batıya doğru ilerlemeyi ne yapmıştır? Durdurmuştur. Bu olumsuz bir gelişmedir. Moğol istilası her ne kadar olumsuz bir durum olsa da, özellikle doğuda batıya doğru olan bir olay olduğu için, burada Moğollardan kaçan Türklerin Anadolu'dan batıya doğru, yani Anadolu'nun batısına doğru hareket etmesi, Anadolu'da Türk nüfusunun artmasını sağlamış ve Türk nüfusunun Anadolu'da olumlu yönde Türkleşme sürecini etkilediğini söyleyebiliriz. Her ne kadar Selçuklular bu savaşlarda Moğollara yenilse de, özellikle de bu savaşlardan dolayı Türkler doğudan batıya doğru hareket etmiş ve burada Türk nüfusun çoğalmasına ortam sağlamıştır bu durum. Miryo Kefalon Savaşı Bizans'la Selçuklu arasında meydana gelmiş. 1176'da Bizanslar yenilmiş. Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olması sonucunu doğurmuş. Bu da Anadolu'nun Türkleşme sürecini olumlu yönde etkilemiş. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? Arkadaşlar, D şıkkıdır. Burada bizi yanıltmasın Moğol istilası. Moğol istilası her ne kadar olumsuz olsa da, doğudan batıya doğru Türklerin göç etmesiyle birlikte Anadolu'nun Türkleşmesi, özellikle Batı Anadolu'nun Türkleşmesine olumlu etki ortaya çıkarmış. Bu da olumlu bir gelişme olarak değerlendirebilir. Doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. Arkadaşlar, bu videomuzda başta KPSS, AYT, TYT sınavlarına yönelik, özellikle Anadolu'nun Türkleşme süreci, Selçuklular, Anadolu Selçuklular ile ilgili sorular çözdük. Yeni tarz sorular, özellikle de bu seneki ÖSYM'nin yeni tarz soruları, öncülü sorular. Arkadaşlar, video sonuna kadar benimle izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı, arkadaşlar, eğer aboneyseniz kanala arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz. Hepinize sevgiler, hepinize selamlar, hepinize iyi çalışmalar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.